Nissan portföyünde Qashqai 13 yıldan beri crossover binek otomobil varyasyonlarının rolünü üstlenmiş durumda. Bir SUV'ye yakışır şekilde araç testimiz boyunca bize eşlik eden kötü hava koşullarıyla iyi başa çıkıyor. Testimizi sürekli kötü hava şartlarında sürdürüyoruz. Araç yola tam hakimiyet sağlıyor. Şimdi gündelik trafik koşullarında farklı sürüş durumlarını ve aracın performansını test edeceğiz. Nissan, Qashqai için 5 farklı donanım seçeneği sunuyor. Biz ikinci üst düzey varyasyon olan iletişim sistemleri ve siyah deri koltuklarıyla belirli bir lüks düzeyi tutturan Tekna'yı test ediyoruz. ...19 inçlik tekerler ve şık jantlar tüm Tekna serisi donanımında standart. Bence bu özellikler 4 metre 40 santimetre uzunluğunda bu heybetli görünümdeki araca mükemmel uyuyor. Bumerang şeklindeki tam LED'li gündüz sürüş farları ve marka logosunun etrafında bulunan V şeklindeki krom paneller Qashqai'nin dış cephesini süslüyor. Siyah plastik kaplamalar heybetli görünümü daha da vurguluyor. Aracın yerden yüksekliği 18 santimetre. Pencere çizgisi arkaya doğru yükseliş gösteriyor. Krom paneller dikkati arabanın aerodinamik kanatlarına çekiyor. Gerçek yenilik kaputun altında. Araç 103 ve 117 kilowatt saatlik farklı iki güçte 1,3 litrelik benzin motoruna sahip. Ve daha önceki 1,2 ve 1,6 litrelik benzin motorlu araçların yerini alıyor. Biz bugün 103 kilowatt gücündeki motoru test ediyoruz. Araç 10,9 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza erişiyor. Saatte 193 kilometrede süratinin üst düzeyine ulaşıyor. Test ettiğimiz donanım kombinasyonlu motora sahip araç, Almanya'da tüm Qashqai fiyat skalasının tam ortasında yer alıyor. ...103 kilowatt gücündeki bu benzinli araç 6 vitesli manuel şanzımana sahip. Vites değiştirirken vites geçiş yolunun biraz uzun olduğu dikkat çekiyor. Debriyaj pedalı ise oldukça yüksek direnç gösteriyor. Bu nedenle sürüş pek dinamik gelmiyor insana. Azami 240 Nm'lik motor torkuna 1600 devirde ulaşılmasına rağmen. Şimdi otobanda test. Otoyolda vites değiştirmek çok rahatsız etmiyor. Çünkü daha az vites değiştiriyorsunuz ve 6. vitesle yol alıyorsunuz. Bu tabii olumlu. Ancak kent içi trafikte sürerken aracın şık tasarım özelliği olan geniş C kolonu biraz dezavantajlı gibi. Çünkü bu çok yönlü görüşü önemli ölçüde etkiliyor. Bu yüzden araç kent içinde büyük ve genel olarak iri bir izlenim veriyor. Bu küçük zaafı telafi etmek için aracın 360 derece çevre görüş ekranlı navigasyon sistemiyle donatılması tavsiye ediliyor. Bu ekran geri manevrayı kolaylaştırıyor ve yön bulma konusunda yardımcı oluyor. Üst düzey segmentlerde diğer güvenlik teknolojileri gibi bu da standart donanımdan. Yüksek Tekna donanımlı ve küçük kapasiteli benzin motoruna sahip aracın Almanya'daki fiyatı yaklaşık 30 bin euro. Merak ettiğim, daha güçlü, benzinli ve 7 vites çift kavramalı şanzımana sahip aracın nasıl hissettireceği. Daha dinamik ve çevik bir izlenim mi verirdi? Bu gerçekten denemeye değer. Sonuçta daha güçlü olan benzinli versiyon 14 kilowatt saat daha fazla güce ulaşıyor. Tabii ki sürüş hissini en iyi direksiyon başında oturanlar değerlendirebilir. Qashqai ile daha sık asfalt dışına çıkmak isteyen ve dört çekerli araçlara ilgi duyanlar benzinli araçlarda aradıklarını bulamayacaklardır. O durumda daha güçlü olan iki dizel modelden birine yönelmek gerekir.